Evet Suzan, hesap ortada. 1500 artı 1700 desen ne yaptı? 3200. Evin kirasını çıkar. Ne yaptı? 0. Burada x'i yalnız bırakırsak ne olur? X üzülür, öyle değil mi? Bunu hemen y'nin yanına al. Bunu da al. Şunu da şöyle. Olmuyorsun. Olmuyor. Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya, Allah Allah. Bu çocuklardan birini özel okul almamış yap. Ya da ne yapsak, sen kozmetik harcamandan da kısa. Ay, beni kozmetikten kısma İsmail. Doğru dedin, kendime bu kötülüğü yapmamalıyım. Hatta onu bir tık arttırayım ki gözüm gönlüm şenlensin. Allah'ım yarabbim ya. Ben Saden kızım, ben Saden. Ne kadar oldu bizim okul tahsis borcumuz? Ne kadar oldu? 37 bin lira oldu, 37 bin lira. Nişanlansak olmuyor değil mi? Olmuyor tabi. Ben sana dedim ya, iki çocuk bizim neyimize ya. Metin olmayacaktı ya, Metin olmayacaktı. Ya boş konuşma da, Fatma'yı alamayız okuldan. Kız aynı yeni fagot çalmayı öğreniyor. Fagot çalmayı mı öğreniyor? Evet. Allah'ım, nasıl özel okul kızımız fagot mu çalacak? Çok güzel değil mi? Abi üçü onu almayalım ya, gelecek nesline alay da fagot çalsın bizim kız. Ya kızım bırak, Allah'ını seversen ya, sanki bana üstünü şenlendirecek. Ya ne alakası var ya, bir kere üstünü şenlendirecek, klarnet çalıyor. İşte bak, o kadar akıllarda kalmayan bir alet yani, fagot niye? Ya sen onu bırak da ne yapacağız onu söyle. Sınav yapacağız. Nasıl? Bayağı sınav yapacağız. Hangisi daha çok puan alırsa özel okulda kalmaya devam edelim. Zaten bunlar sürekli sınava girmiyor mu? LSS'i var, LGS'si var, ABS'si var, ESD'si var, AMK'si var. AMK ne? Azıcık mantıklı konuş. Neyse git çıkar gelsin de söyleyeyim, ne yapalım yapacak bir şey. Fatma, Metin. Oh! Görmeyeceğim bir de odama girdiğini benden izinsiz. O zaman sen de odana girme, görme beni. Kavga etme, otur şuraya. Kavga etme. Oturun bakayım çocuklar. Çocuklar, bizim sizinle bir şey konuşmamız lazım. Ayrılıyor musunuz yoksa? Sorun size değil, bizde mi? Biz size fazla mı iyiyiz? Ben size dost kalabilirim. Ne diyorsun oğlum lan? Ne bileyim, böyle oturup... ne bileyim, böyle oturup... oturttunuz bir konuşmamız lazım falan deyince ben de ayrılık konuşması sandım. Ya saçmalama oğlum, ne alakası var ya? Tüh be, tüh. Vallahi ne güzel ayrılıyorsunuz sanmıştım ya. Ne güzel, kendi kafama göre ikiselsellik yapacaktım. Sonra canım ne oldu, neyin var dediklerine de benim annemle babam aile öğretmeyim diye farklı çıkacaktı. Lan oğlum, senin ne pis bir hayal dünyan varmış. Allah'ım yarabbim ya. Biriniz söyleyebilir misiniz artık ne olduğunu? Söyle söyle. Tamam, söylüyorum. Çocuklar, bu sene mali durumumuz maalesef pek parlak değil. O yüzden sizden beni özel okuldan alıp seyret okuma vereceğiz. Aa, ben hayatım mı al, bunu alın. Ya hayır, aslında ben olmaz ya. Hem benim arkadaşlarım arasında bir popim var. Evet, benim de bir popim var. Herkesin kendisine göre bir popüsü olmaz sonuçta, değil mi? Bakıyorum da sizin popiniz bayağı bir kalkmış. Ne popüsü lan? Özel okul popüsü de neymiş? Devlet okulunda popü yok mu? Abi biz devlet okulunda bayağı bir popü... Ya kızım bırak, Allah'ını seversen ya. Ben de zannettim ki ikisinden birisi fedakarlık yapacak. Ben de vazgeçeceğim. Değil mi? Sizesi ne yapacağız lan? Sizesi ne yapacağız? Hanginiz daha çok puan alırsa o özel okulda kalmaya devam eder. Bak şimdi içeriden kalk. Yapmak bir şey gibi bir şey git. Ağlama. Zaten her gün sınav oluyoruz. Evde de mi sınav olacağız ya? Evet, evde de sınav olacağız. Hatta sınav kuralları geçerli olacak. Lütfen sizi sınav salonu alalım. Buyurun. Buyurun. Suzan Hanım, bir üst aramasını yapabilir miyiz? Tamam, hemen. Baba, gerek var mı buna? Bana baba deme. Şu an sınavdayız ya. Ne babası ya? Baba diye bir şey yok. Al hadi. Çıkar bakayım tokayı. Çıkar, çıkar, çıkar. Telefonu da ver. Telefonu da ver. Aldım, tamam. Güzel. Her şey tamam. Güzel, güzel, harika. Sen nereye geldin? Sınava. Geç kaldın, alamam. Ya baba, ben bütün yıl bunun için çalışıyorum. Ben bütün yıl bunun için çalışıyorum. Ya mememi sıkma manyak. Saçma sapan hareketleme, çarparım suratına ha. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bütün sene bu sınav için çalıştım. Lütfen bir müsamaha gösterseniz alsak oğlumu sınava. Velisi misin? Velisiyim. Güzel gözlerinizin hatırını alırım. Geç otur şöyle. Geç otur. Alın sınav kağıtlarını. Evet, şimdi kimlikler. Kimlik. Sen evde kimlik yazar şunu. Tedbir baba. Ne olur ne olmaz. Valla manyak mıdır? Evet, senin kimliğin. Benimki yanında değil ki. O zaman giremezsin sınava. Koydu. Ay, bir dakika, bir dakika. Onun kimliği bendeydi. Hemen geçiriyorum. Bir dakika. Hah, buldum, buldum. Tamam. Ay, iki diriltiyorum lan. Hadi neyse. Evet. Şimdi sınav kurallarını açıklıyorum. İlk 15 dakika sınavdan çıkmak yok. Son 15 dakika zaten çıkamazsın. Arada çıkmak diye bir şey yok. Sınavdan çıkmak yok. Yok. Evet. 3 yanlış, 3 yanlış bir doğruyu götürüyor, geride katliyen getirmiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde sorular çözelim. Peki istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Ya biz ne yapıyoruz ya? Bunu bırakalım gitsin ya. Öyle şunu sorusu soruyor. Ama şuna bak, nasıl sözüm bu? Tamam tamam, bana bakın. Işıklar güzelce işaretlerin dışarı kaçırmak yok. Sistem görmüyor ki buradaki sistem ben oluyorum. Tamam mı? Geleceğinizin belirleyicisi bu sınavda sizlere başarılar diliyorum. Evet, buyurun sınav başlasın. Ay hadi çocuklarım, dualarım sizinle, tamam mı? Annem, güzel yavrularım benim. Hanımefendi, lütfen dışarı çıkar mısınız? Tamam, lütfen. Tamam, pardon.
Beni nikahına bakma. Sadece kendin kandırsın. Sadece kendin. Ben kandıramazsın. İsmail, bu çocukların sınavı nasıl geçiyor acaba? Azıcık abartmadın mı Suzan? Ay ne bileyim, demek ki sınav gününde böyle olacağım. Allah'ım manyak mıdır ya? Evet, kendi arana konuşma. Ay ne bakıyorum. Bak. Hoş geldiniz Rafet Efendi. Selam aleyküm Suzan yenge. Aleyküm selam. Lütfen bu efendi söylemini bırakalım. Bırakalım bu imaj, bu sıfatı ya. Bu bizim imajımıza bir yöresellik katıyor. Ben bu imajı silmek için her sabah kalkıp fön çektiriyorum. Lütfen bunlar görsün. Size nasıl hitap edeyim? Rafi deyin. Rafi? Rafi ne bilsin. Peki ne istedin Rafi? Ne isteyelim ya. Vallahi işimiz gücümüz apartman aidatlarını topluyoruz. Malum sizinki de biraz birikmiş. Allah göstermesin bir şey mi şey olur. Lan bizimki nasıl birikmiş? Biz herhalde düzenli olarak ödüyor. Hüseyin kızım kontrol edelim yavrum. İki ay önce ödemediğiniz 1.750 lira daha var. İki ay önce gelen %18 primle aidatların 885 TL yapıyor. Bu hesabı yapmış olursak 3.200 TL yapar. Dilerseniz kur üzerinden, euro, dolar ve pound üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Çocuk zehir gibi ya. Ulan vallahi zehir gibi ya, bir de bizim eşeklere bak. Vallahi ya kime çekmemişsin artık. Benimle bir alakası yok. Anasına da hiç çekmemiş. Abi sen işi bırakmışsın ya. Hayırlı olsun mu denir, geçmiş olsun mu denir. Bilemedim vallahi. Ben seni nereden bileyim? Ben sabahına bıraktım. Abi vallahi bu saatte evdesin. Bir iş vardı dedim, zarf attım. Hemen yedin. Zarf atmak ne demek lan? Karşıların gerçek duygu ve düşüncelerini kasıtlı olarak ortaya koymak için yalancılık, dolandırıcılık, kandırıcılık olmak demek. Yemin ediyorum cep sözüm benim ya. Her yerde götürüyorum yanımda. Peki Rafi, biz bu aidatı boy ödemezsek ne olur? Ne olur? Sıkıntı olur. Yönetim çok katı. Baktım kirayı da geciktirmişsiniz. Tamam onu biz bir şekilde halledeceğiz de tamam sıkıntı değil. Abi bak sen ihmal ediyorsun. Yapma bak adam kızıyor lütfen. Lan tamam Allah Allah sanki bana ev sahibi ya. Bana bak onu bunu bıraktı ben sana ne soracaktım. Çocuğu hangi okulda okuyor? Mahalle okulda okuyorum ben. Devlete sırtımı yasladım. Süper. Bak bu bizim iki gerizekalı var ya. Bunlar da özelde okuyor ha özelde okuyor. Bana bak şey diyeceğim. Bu ikisini sana versem. Üstüne de bir yükten para versem şöyle cebine sıkıştırsam. Bunu bana vermez misin? Abi vallahi olsa dükkan senin. Ne yapıyorsun abi ya? Böyle şaka mı olur? Şaka yapmak, güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşı tarafı kırmadan yapılan söz. Bir örnek ver. Örnek veriyorum. Adamın biri yarın öleceğim. Yarın öleceğim demiş. Yarın söylemiş. Vallahi bu işte Allah'ın hikmeti. Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Tamam. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Sen bana bunu 5 dakikanın önünü çöz. 5 dakikanın mı? 5 dakikanın önünü çöz sen bana. Tamam olur. Sen geç kızım. Ne sorarsa anlatırsın. Tamam. Yalnız abi fazla yorma. Geçen Nami kavgalı sabaha kadar anlatıyor, tamam. Anlatıyor. İşin zıkınca kapının önüne koyun, ben onu gelmem. Tamam, sağ olasın, hadi. Çocuk da bırakın sınavı. Bırakamam baba, çok iyi gidiyorum. Kaç soru çözdün lan? Hiç ama hiç yoktan iyidir. O laf öyle mi? Allah'ım manyak bir de uçak yapmış. Gerizekalı bir çocuk ya. Bakın, bu Buse. Buse, sizin hiç hak etmediniz. Kalmaya çalıştınız. Kalmak için sınavına girdiniz. Özel okulun önünden daha geçmemiş. Geçmedim. Ama ne bileyim ki ikiniz de şu sınavda alt edecek. Buse kızım bir şey yap bakayım arkadaşlar. Bakayım. Bak. Ah, bak da şuna. Ona ihtiyacım yok. İki uzun bir musluk yok. A. A noktasından B noktasına cevap. C. Ben bunu tersten de çözerim. C. Bunu tersten de çözerim. D. Vallahi doğru herhalde. Ne sandın? Yaprak test. Geç. Geç otur kızım sen şöyle geç. Çocuklar devam edelim mi sınava? Yok bu arada bıraktık sınavı. Ya bıraktınız değil mi? İkimizin arasında bir seçim yapmanıza gerek yok. Olayın benim popimle bile ilgisi yok. Olayın senin popinle başından beri bir ilgisi yoktu gerizekalı kızım. Okuyacak çocuk her yerde, her şartta okur babaya. Değil mi? Az evvel gördük bunu. Kalkın şöyle bu senin yanına oturun da ağzınıza gözünüze iki tane zeka yapsın. Geç. Geç otur. Ya Suzan sen de bana bir kahve yap ya. Başım çatlar. Yapayım hemen. Biz bu fagota kaç para verdik? 15 bin TL. 15 gün içinde şov yapacaksın bana fagotu. Ben ne söyleyeyim ya? Öttüreceksin o fagotu ben bilmem. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun ya bunları? Çok kolay. İnternete soruyorum, hemen cevap veriyor. Geçen gün sordum, dünyada yalnız mıyız dedim. Bir baktım 7 milyar insan varmış. Yalnız değiliz. Çok ilginç ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani X'e değer veriyorsun ya, onu karşıya atarken... Hatayı şurada yapıyoruz. X'e verdiğinde 3'te 1'i kendine versen, belki de bu problemi hiç yaşamayacaksın. Ha demek ki X'e 15 versek, onun 3'te 1'i 10 zaten. Hayır kardeşim, 3'te 1'i 8. Ya kardeşim matematikten anlamadığın gibi tarihten de anlamıyorsun ha. Geçen gün İstanbul'u kim fethetti dedim, Fatih Terim dedi.
Fatih Terim bir kere İtalya'yı fethetti. Abi. Yanlış yerdesiniz. Yanlış odasını ben size söyleyeyim. Ha bu arada önemli olan özel okula veya devlet okuluna gitmeniz değil. Önemli olan sizsiniz gençler.